arkadaşlar. Çünkü Figen Şimşek Hanım okula gelmiş. İzmit'e gelmiş. Nerede onu şu an bulmaya çalışıyorum ama yok. Ooo Figen Hanım, Figen Hanım. Yüzleştirmemiz gerekiyor. Yüzünü gören cennetlik, bu nedir böyle? Kardeşim bir sürpriz daha yapayım dedim sana. Önceden yapmıştım evde. Bu sefer okulda oldu. Sağ ol, iyi yaptın. Biz şimdi biraz özlem gidelim, görüşürüz sonra. Özel konuşmalar. The next day. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftadan. Şu an ne olmuş? Ocak. Bahçenin kapısının önünde. Telefonu şu anca taktım çünkü biraz sonra Bilisa'ya gideceğiz. Bize firmayı gezdirecekmiş. Bilisa'ya geziye gideceğiz. Ve benim telefonumun şarjı yok. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. O yüzden gidene kadar, arkadaşların gelmesini bekleyene kadar burada prizin başında telefonun şarj olmasını bekliyorum. Çünkü bilmiyordum, sabahleyin hoca aradı böyle bir şey var. Gidersin diye. Ben de giderim hocam dedim. Şimdi işte öyle. Telefonu da gece şarjı takmayı unutmuşum. Uyuyakalmışım. O yüzden şarjım sıfırdı neredeyse. Şu an bir 20'lere ulaştı. Umarım giderken arabada şarjı, telefon şarj edebileceğim bir yer vardır. Yoksa bu video hiç olmamış sayabiliriz. Sonra koşursak. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz bilgisayara doğru. Ve zaten şarj edeceğim. Burada bol bol video çekelim. Tamam, hemen çekiyorum. Vallahi arkadaşlar şu an çekebileceğim tek yer buralar. Burada lastikleri falan gösterdiler. Şurada lastiğin iyi yapısı var. Böyle. Burada kardeneyi yaptık. Az önce bilseydim çekerdim bunu. Nereden iniyorduk? Ha, buradan iniyorduk. Şey, her şey için çok... Arkadaşlar bugün Brixton'daydı. Vallahi yani vlog çekemedim çünkü telefonumu aldılar. Yeni aldım. Telefonumu aldıklarını bilseydim zaten yukarıda az önce de video çekerdim. Arkadaşlar bugün çıktık. Vallahi güzel eğlendik. Güzel zaman geçirdik. Ama video çekemedim. Keşke video çekebilseydim. Telefonumuzu aldılar. Vallahi Güler Sabancı geldi. Bir sunum yaptık onlara. Güzel konuştuk. Çok güzel bir ortamdı. Bilmiyorum. Umarım birisi de çalışabilirim. Umarım beni birisi sayılırlar. Yorulduk. The next day. Arkadaşlar İrem'le yemekhaneye geldik. Afiyet olsun. Yemeklerimiz de bu şekilde. Çorba, mercimek, bulgur pilavı, İzmir köfte ve meyve, elma. Ben bugün bir malım arkadaşlar. Gerçekten kendimi hiç hissetmiyorum. Bilmiyorum, belki birazdan çıkımlara da gidebilirim. Neyse, biz yemek yiyelim falan. Ya sen ne kadar tatlısın ya. Ya sen ne kadar tatlısın ya. Yerim seni. Arkadaşlar selam. Ben bugün kendimi iyi hissetmiyordum. O yüzden biraz erken çıktım laptan. Eve geldim, bir duş aldım, yattım direkt. Ve bana o kadar iyi geldi ki o, yani size anlatamam, şu an çok daha iyiyim. Ya çünkü yürekli olmuştum ve bilmiyorum, böyle mideme kramplar falan giriyordu, yani çok kötüydüm. İlk defa, yani uzun süre sonra ilk defa reglim bu kadar ağır geçti yani. Çok halsizdim de şu an çok iyiyim. Yani biraz dışarı çıkıp yürüyüp hava almak istedim. Çarşıda da birazcık dolanacağım. Biraz yürüyüş yaptım. Biraz yürüdüm. Aklımdan bir fikir hala çarşıya yürüyerek gitmem yönünde. Ama kendimi o kadar da yormak istemiyorum şimdi birazcık iyiyken. Bilmiyorum, onun dışında da birazcık çarşıda vakit geçireceğim, yürüyeceğim. Kendimi birazcık yormayı planlıyorum. Ki eve gidince biraz uyuyabileyim. Uyuyamazsam da ders çalışırız. Biraz deneme çözerim çünkü hala deneme çözmedim ve sınava yaklaşıyor. Ya bu durum beni çok germiyor çünkü yaparız, hallederiz ama bilmiyorum ya. Birazcık yine de deneme çözmek lazım yani. Öyle o zaman çarşıda görüşürüz. Thank you.
kestane yemeği gerçekten çok özlemiştim. Geçen sene de bu amcadan alıyordum. Bayağı iyi oluyordu kestanesi. Aldım. Artık eve gideceğim de kestane yaparız. Şimdi birazcık daha dolanacağım. Ondan sonra eve giderim. Bir kestane kebap yaparız. Efendim aşkım, günaydın. Kızım. Uyandım. Bugün de bok gibiyim ya. Ben niye böyleyim ben? Yani dün bayağı uyudum. Gece uyudum. Ve hala uyumak istiyorum deli gibi. Değişik. Değişik gerçekten. Ama okula gitmem gerekiyor. Ben kaçıncı haftadayım ben? Benim çok az kaldı. Üçüncü haftadayım. Ben şu ikinci haftadayım zannediyordum. Üçüncü haftadayım. Bugün çarşamba. Çarşamba cuma. Sonra hafta içi bitiyor. Ya sonunda bitiyor. Ben defteri yazmaya başlamam lazım. Ben bugün biraz araştırmama devam edeyim. Şu EDM'si çözmem lazım ya. Bir ona bakayım da ondan sonra sadece defterini yazayım ben bugün. Arkadaşlar ben kafayı yemek üzereyim. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Ya bu hallolmuyor ya. Hallolmuyor. Zibilyon tane yere baktım. Bir sürü kod değiştirdim. Asla değiştirilmemesi saf okunur olan bu şey bile. O moddan çıkarıp üzerinde değişiklikler yaptım. Hala Quest EDMS'de çalışmıyor. Bakın Quest'e sesini de çalıştırdım. Bunun bir problemi yok. Hani ben bir ara şey diyordum ya, New Project açılmıyor. Nasıl açılmaz falan. Aslında Quest'te ADMS'de değil, Quest'te SIM'de açılıyormuş bu. Okey, bunu kavradım. Quest'te SIM'de açtım dosyamı. VHDL kodumu da yazdım. Test bench'ini de yazdım. Daha sonrasında bunu simüle ettim. Şimdi compile edeyim, simüle edeyim. Ondan sonra size göstereyim sonucu. Okey, Quest'te SIM'de okey, bir problem yok. Ama problem nerede başlıyor? Quest'te ADMS'de başlıyor. Neden? Çünkü bizim işimize yarayacak olan şey Quest'te ADMS. Hocanın istediği şey Quest'te ADMS ama olmuyor. Olmuyor. Mail atmadığım kimse kalmadı. Bakmadığım dosya kalmadı. Artık yani bütün datasheet 1900 sayfalık artı 900 sayfalık falan datasheet var. Full ona bakıyorum. Yok yani, baksam da bir şey anlamıyorum.
böyle saçma salak bir şey oldu, bilmiyorum ne olacak, bunu nasıl halledeceğim hiç, ama hiç bilmiyorum. YouTube'dan ben bir tane abi buldum, tamam mı? Bu abinin dediklerini yaptım, oldu. Sonra ben buna mail attım, mail adresini de yazdım işte, sağ olsun. O mail adresinden ben ona ulaştım. Sonrasında birkaç iletişime geçtik ama sonra adama çok fazla soru sorduğum için adam artık darlandı ve bana cevap vermemeye başladı. Bugün tekrardan mail attım, dedim abi böyle olmuyor, lütfen bana yardım et. Lütfen. Sonra ondan cevap bekliyorum şu an. Artık yani insanları da darlaya darlaya bir hal oldum ben gerçekten. Siemens'e mail atıyorum. Siemens ne güzel en başında bir kere mail verdi. Acaba bana cevap verme haklarını orada yanlışlıkla mı kullandım? Keşke orada atmasaydım. Yani cevap verdikleri ve istedikleri şey de zaten çok fazla işime yaramıyordu. Şimdi bir daha. Öyle yani. Bu arada ben 3. haftanın içerisindeymişim. Haftaya benim stajım bitiyor ve bunu ben geçen gün bana banketti bu. Ne ara bu kadar zaman geçti bilmiyorum. Ve bu arada hala işsizim arkadaşlar. İşim gücüm yok. Gerçekten kardeşim daha ne kadar zoom yapacağım, yüklesene şunu ya. Allah Allah. Bunda da böyle bir trip var yani. Geliyor bir gelmiyor. Tekrardan bir compile diyelim. Simulate. Run bulletproof. Run bulletproof. Run diye yukarı run. Böyle arkadaşlar yani ilk defa bu programa böyle bakınca var ya böyle bir şey demek. Hah geldi sonunda. Ben niye böyle geldim şimdilik? Ahanda dil çaldı. Geldi bakın geldi. Böyle bir tane karşılaştırıcı devrenin kodunu yazdım ve bu şekilde karşılaştırıyor. Ama yani karşılaştırıp ne yaptığına dair en ufak bir fikrim yok. Sadece karşılaştırıyor ve ona göre bu çizgileri çiziyor. Öyle. Bakın detaylı bilgi veremeyeceğim. Çünkü analog yok bende. Bende analog desen yok. Dijital desen yok, elektronik desen yok, bir şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi bunu işte, bunun aynısını kıyasla ADMS'de göstermem gerekiyor ama göstermiyor. Ah bir göstersen. Invalid diyor. Neden invalid? Behavior. Ya her şeyi tıkladım. Her şeyi yazdım. Hani datasheet'te bir sürü kod falan yazıyor, onları yazıyorum. Olmuyor. Bilmiyorum. Ha bilmiyorum ne olacak. Bir şekilde hallolacak. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Hani kimse de bir şey bilmediği için soramıyorum yani. Birisi bilse. Oldu mu şu an? Bir şey geldi buraya. Oldu lan. Şu an az önce Quest'te sim'de olan şeyi Quest'te ADMS'te de açtım. Hemen şunu düzleştirmem lazım. O yüzden size şöyle şuraya sabitliyorum. Bunları bir yapmayı deneyim. Yapıyorum ama ne yaptığına dair en ufak bir fikrim yok. Kapat. Ben gerçekten çok heyecanlandım. Bir şeyler oluyor gibi. Ama bunu şu an zoom yapmıyor. Zoom yapmadığı için de ne olduğuna dair hiçbir şey göremiyorum. Neyse şuna geleyim ben bir. Ya bir şeyler yapıyorum, bir şeyler kazanıyorum ya ama bir türlü sonuca bağlanmıyor. Ben bunu sonuca bağlayacağım.
yapabilirim. Çünkü sonuç olarak şu an ADMS'den SIM'e olan bağlantıyı keşfettim. Neyse arkadaşlar, ben bunu çözüp geliyorum size, daha haber veririm sonra. Nasıl? Ama yani işte bunlar da bir hatıra, anı diyoruz. Bu arada dün çözdüm. Sonunda Quest'te, ADMS'te sinyal görüntülerini alabildim. Bugün de say defterimi yazacağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Vaktim kalırsa analog bir devre çizip onun UHDI kodunu çıkartıp, yani bu T-Spice'da ya da diğer uygulamalarda test bench kısmı çıkıyor mu bilmiyorum. Çünkü programda kod çalışırken hem normal kod olması gerekiyor hem de test bench'in olması gerekiyor. Çünkü ADMS'de test bench'ini çalıştırıyoruz. Şurada bir tane minnoş var. Çünkü ADMS'de test bench'ini çalıştırıp daha sonrasında Quest SIM'le bir bağlantı kurup sinyal çıktısını alıyoruz. Onu deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor diye. Ondan sonra bitiyor. Haftaya bitiyor yani. Ben de inanamıyorum. Zaman çok çabuk geçti gerçekten. Hiç geçmiyor gibi geliyordu ama bu hafta bile bitti yani. Bugün cuma. Öyle. Bugün onlarla uğraşacağım. Staj defterimi bayağı bir yazmam gerekiyor. Çünkü yazmadım. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu hataya düşmek istemiyordum ama gene buna düştüm. Gün ve gün yazsaydım keşke. Çünkü şimdi bu programı hani çalıştırmaya çalışırken zibilyon tane hata aldım. Ama şimdi hatalardan bahsederken bir şey oluyorum. Çünkü artık çözümünü bildiğim için hatalardan bahsetmek birazcık şey geliyor. Böyle bahsedemiyor gibi oluyorum ama bahsederiz ya. Hataları zaten hepsini hatırlıyorum. Onların hepsini tek tek yazacağım. Güzelce görsellerini koyacağım. Hepsini böyle güzel bir defter haline getireceğim. Sonra bitiyor, sonra mezun. Yani mezun olunca ne olacak hiç bilmiyorum. Sürekli bir yerlerle görüşemiyorum. Birkaç yer aradı sadece. İş başvurusunda bulunuyorum sürekli. Artık ne sonuçlanacak ben de bilmiyorum. Ama artık şuna karar verdim. Gerçekten bir şeyleri kafama takmayacağım. Ve bu süreci aslında en iyi nasıl geçirebilirim yapacağım. Çünkü artık gerçekten çok yoruldum. Çok yoruldum. Düşünmekten yoruldum. Yani maddi olarak düşünmekten yoruldum. İş bulabilecek miyim diye düşünmekten yoruldum. Yani besbellim. Besbel. Bir gün bir işe gireceğim. Bu benim mesleğim olabilir, olmayabilir. Yani mesleğim olmasa da bir yere girip çalışıp para kazanmam gerekiyor. Bunun farkındayım ve hani bu süre zarfında en kötü bir kafeye girip çalışacağım. Çünkü para artık gerçekten çok canımı sıkmaya başladı. Gerçekten yani. Bunu düşünmek istemiyorum. Bugünlerimi de bunu düşünerek heba etmek de istemiyorum. Güzel vakit geçirmek istiyorum. Olabildiğince kendimi geliştirmek istiyorum. Bu yüzden bu yönde çalışmalar yapacağım. Haftaya da ALES var. ALES'e doğru düzgün çalışmadım. O yüzden hafta sonu full ALES'e çalışmayı düşünüyorum. Beraber bir güzelce ALES'e çalışıyoruz. Çünkü geçen hafta gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyordum ve çalışamadım. Yani bir tane deneme açtım ama yani matematik çok basit sorular ama çözemiyorum. Çünkü çözmek istemiyorum. Kafam almıyor çünkü. Yani o kadar basit soru bile yapamıyordum. Ama şimdi onu hazırlanacağız. Ya ALES konusunda da bilmiyorum. Birkaç kalp kırıklıkları yaşadım. O yüzden ALES'e girersem yüksek lisans yapar mıyım bilmiyorum. Bu okulda mı yaparım, başka bir okulda mı yaparım onu da bilmiyorum. Sadece gireceğim ve puanım orada kalsın. Olursa olur, olmazsa olmaz. Artık yani geleceğe yönelik bir şey düşünmek istemiyorum. Şu an düşünmek istiyorum ve şu an yaşamak istiyorum. Bilmiyorum, böyle bir radikal karar aldım. Çok da benlik değil ama buna uymaya çalışacağım. Çok fazla derin düşüncelere dalmayacağım. Umarım bu konuda başarılı olabilirim. O zaman lab'a gidelim şimdiki. Beni bekler lab. Çünkü bir tane arkadaş gelecek, şarjını evde unutmuş. Lab'ın anahtarı da bende. Çünkü hoca lab dersindeydi. Başka bir labdaydı. Bizim lab'ı kilitledim, anahtarı bende. Şimdi birazdan oraya geçerim. Güzelce çalışırız. Müzik.
yapacağım herhalde. Hocalarla falan görüşecek bilmiyorum diye geldim. Normalde asla gelmez. Bakalım. Görüşelim. Hiç öğrenemem ben. Gelmiş. Öpüyüm sen ne olur? İzanı ne ver? İyiyim gel. Bakalım bugünkü sınavı da böyle yapıp geçecek misin? İş sağlığında geçemiyorsan pü bana. Manyak bu zamana kadar olan sınavlarına gelip finallerine girmediği için şimdi gözü böyle tutuştu o yüzden. Sınava girip de tutuşmuş hali yani. Oturmuş burada kendi crush oynuyor. Hallederiz be. Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Buradan bildirimleri açıp buradan abone olmayı unutmayın. Ya da tam tersi bir şeyler. Ya da işte buradan. Like atmayı da unutmayın. Başka neyimiz var? Yorum da atın. Yorum atanlara, beğeni atanlara, abone olanlara kalp tutun. Ama kimse bana abone olmuyor. Ses de öyle. İnsanlar kalpeden anlamıyor besteci. Vay aga be. Aga be, laflara bak. Of, ben de kaç saattir yazı yazı bir sayfa sayı defteri yazdım. Yazmam gereken 2 hafta daha var. Neyse, hikaye yazmak bizim işimiz. Yıllar sıkıntı yok. Hello. Bu akşam Yalı Çapkın izlemek. Bugün yorulmuşum birazcık. Ne yaptın ki mesela, yoruldun derseniz bilmiyorum, yoruldum, eve geldim, sonra K-Drama izledim. Secretary Kim, What's Wrong Secretary Kim miydi neydi tam başını hatırlayamıyorum ama bir tane güzel bir K-Drama izledim. Uzun zamandır onu izlemek istiyordum, onu izledim. Sonra bitti, şimdi Yalı Çapkını başlıyor, onu izleyeceğim. Bir kahve içiyorum, onun aktivite gerçekten. Sonra çamaşır vardı, onları yıkadım, astım, bulaşık makinesini çalıştırdım. Yarın da evi siler, süpürürüm, ders çalışırız. Neyse, yarın planları. Şimdi şunu izleyeceğim. Birilerinin keyfi yerinde. Şebelek.